Şimdi nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Size buradan bir gerçeği anlatmam lazım. Ben de aslında yeni öğrendim. Daha doğrusu bugün yeni izledim. Orada mısınız? Neyse, işi şakası bir kenara. Bir gün gördüm ki Altay Cem Meriç Diamond temayı gömmüş ya. Adamın Fatihasını bile okumuş. Şimdilik bende taşlar yerine oturdu. Ben de diyorum ki neden bu dinsiz kardeşlerin takipçileri deli gibi, yok kimse Diamond'ın karşısına çıkamaz, yok Diamond artık kendi kendine karşı sohbet ediyor, tartışma yapıyor, yok Diamond temellerin nasıl doğduğunu görmüş oldum. Çok şaşırdım çünkü ben hatta bir gün bir video da izledim. Altay Çemberiç'le Cemre Demir olması lazım. Bunların sohbetleri bir hadisler konusu üzerine. Çok güzel sohbet ettiler. Hatta çok merak ediyorum şu anda. Diamond'ın o üç tane Müslümanla tartıştım, sohbet ettim dediği var ya şu anda. Bir tanesi o Cemre Demirel'miş. O videoyu da çok merak ediyorum. Yakında onu da izleyeceğim inşallah. Bilmiyorum geldi mi gelmedi mi. Bir gün bulamadım, baktım ama onu da bir izlemek lazım. Çünkü onun da Diamond'ı gömeceğinden eminim. Ben niye şu an böyle konuşuyorum? Çünkü Diamond herkes gömdüğünden bahsettiği için ve onun takipçileri Diamond'ın karşısına kimse çıkamaz. Herkes ezer geçer dediği için, yoksa bizim böyle bir derdimiz yok kimseyi gömmek gibi, ama en azından şunu gördüm, o Diamond'ın karın ağrısı neymiş? Altay Cemberiç onu güzel bir ezmiş. Onun için zaten Diamond kimse çıkamıyor benim karşıma gibi yapıp kendi kendine karşı tartışma programları yaratıyor yani. Onun için buradan beni takip eden dinsiz kardeşlere buradan özür dileyerek sizin karın ağrınızın ne olduğunu, kuyruk acınızın ne olduğunu anlamış olduk. Ya demek ki neymiş? İstediğin kadar oku, istediğin kadar bilgili ol, akıllı ol. Kalp akletmedi mi hiçbir yere varamazsın. Neyse hadi kapatın şimdi. Kapat kapat. Kapatın da.